Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Vatan Bilgisayar'dayız ve bol bol oyun konuşacağımız video olacak. Bu bol bol oyun konuşacağız. Türkiye'de en ucuz, en uygun fiyatlı oyun ulaşma yolundaki oyunları değerlendireceğiz. Bilmece gibi konuştum farkındayım ama değil. Birazdan göreceksiniz ve çok güzel de bir konuğum var efendim. Şimdi Vatan Bilgisayar'da izlediğim gibi gaming alanındayız abi. Burada her türlü gaming ihtiyacınıza çare bulabileceğiniz alandayız. Her türlü ürüne ulaşabileceğiniz alandayız. Zaten daha önce burada da video çekmiştik, bilen izleyicilerimiz vardır. Tekrardan buraya gelmiş olmaktan da mutluyuz. Burada güzel güzel gezeceğiz diyeceğim. Yok gezmeyeceğiz, oyun oynayacağız. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bugün Dost Kayaoğlu ile beraberiz. Dost Kayaoğlu merhaba. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız biliyorsun? Oyun konuşacağız. Her zaman yaptığımız şey. Asus notebooklar önümüzde gördüğünüz gibi. Yani Asus Notebook videonun destekçilerinden bir tanesi. Bu notebooklar içerisinde oynayabileceğiniz oyunlardan bahsedeceğiz. Ama Asus notebookları alanlara 4 aylık bir Game Pass hediyesi var. Biz de dedik ki abi Game Pass'te ne oynarız? Şimdi Game Pass Türkiye'de en ucuza oyuna ulaşmanın yolu, en fikir olduğumuz bir konuya düşünüyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ve bu yüzden de Game Pass'te oynanabilecek oyunlara bakayım dedim. 2 saat falan sürdü bakmam. Çünkü rahat. 300'e yakın falan oyun var. 250 tane Game Pass oyun var. Bir de EA Play oyunlarıyla beraber 300'e doğru falan çıkıyor. EA Play oyunlarını saymadım ama bayağı bol bir kütüphane var. Yani insanlara tavsiye edelim dedik ama tavsiye ederken abi 3 başlık yapalım diyorum. Sana da söylediğim gibi. 3 evet. Başlık şu. Bir tanesi bu oyun Game Pass aldırdı dediğimiz oyun. Yani sırf bu oyun yüzünden Game Pass alırım dediğim oyun. İkinci başlık Game Pass'in varsa kesin oynanır dediğim oyunlar. Yani Game Pass aldırmaz ama varsa Game Pass kesin oynarsın. Üçüncüsü de o kadar aldın Game Pass'i oyna. Bak bitirmesem de olur diye. Uygun mu? Kesinlikle süper. O zaman ilk başlıktan bir oyun tavsiyesi alacağım senden. İlk hatta başlıktan. Hatta 3 oyun bana söyle mesela. 3 tane ne alırsın? Kişisel mi takılayım? Kişisel takıl. Mesela senin ben için... Game Pass'i neden aldım? Önereceğim bir oyun olmamakla beraber mesela Medium'u. Medium için mesela benim alma sebebim oydu Game Pass'i ilk başta. Tavsiye ediyor musun? Hayır. Medium hiç tavsiye etmiyorum. Ama anlamayacak mesela benim en çok gözüme takılan şeylerden bir tanesi. Beni ikna eden mesela Final Fantasy 7, 8, 9'un 3'ünün beraber bulunmasıydı abi. Sadece 7'yi oynadım. 8 ve 9'u oynamayı bayağıdır istiyordum. Steam fiyatlarına da bakıldığı zaman ya Game Pass'in bu konuda çok daha yani ucuz olduğunu gördüm aslında. Ya ben bir şey söyleyeyim. Başka bir arkadaş çağırabilir miyiz dostlarımla? Getirmiş abi Final Fantasy 7, 8, 9 yani 1901'de falan çıkmış Japon oyunlarını burada listeye sokuyor yani. Böyle bir liste mi abi bu? Bir şey söyleyeceğim. Gel abi bir bakayım evet. Abi sen nasıl YouTube'da izleniyorsun ya? Bu kadar kötü bir oyun zevki. JRPG'leri çıkarıyorum o zaman ben listeden listeden. Çıkarma. Ben o zaman bir tavsiyede bulunayım. Kesin bak hani bu oyun Game Pass aldırır dedim. Oyun biraz böyle batıya doğru yüzümüzü döndüm şu anda. Aynen oraya gelirim yoksa videoyu kapatacaklar dedim o zaman aynen. Abi Gears serisi kesinlikle Gears 4. Yani 4 şüpheli ama Gears Ultimate Edition'da Gears 5'i kesin tavsiye ederim. Yani bence ikisi de son dönemde saf aksiyon isteyen oyuncular için birebir ihtiyaç karşılayacak. Gears'ın ilk 3 oyunu yok galiba değil mi Game Pass'a? Çünkü Xbox için var. Evet Gears'ın ilk 3 oyunu PC'ye gelmedi. İlk oyunu PC'ye geldi. İlk oyunda Ultimate Edition olarak var ve çok güzel gözüküyor. Yani çünkü remake yaptılar. Grafikleri yenilediler tekrardan. Ama 2 ve 3 şeyde yok. PC tarafında yok. O yüzden Gears direkt tavsiye ederim abi. Yani... O açıdan ben de mesela direkt Halo Master Chief Collection o zaman. Ama... Ki sevmiyorum Halo'yu ama Halo'nun yani oyun kültürü açısından önemli bir yere sahip. Evet. Oyun dünyasında çok önemli bir yere sahip ve o yüzden deneyim etmek istiyorum Halo oyunlarını. 1 ve 2'yi zamanında Xbox'ta oynamıştım mesela. Şu an tekrardan yani Halo Master Chief Collection direkt olarak 1'den 4'e kadar ve aynı zamanda Reach de vardı galiba içinde. 5 olmaması lazım diye evet, hatırlıyorum. Evet 5 yok hatırlıyorum. 5 yok. Ama sonuç olarak Halo tüm serisini yani 5 hariç diyelim şimdilik. Halo'nun tüm serisini Game Pass üzerinden. Vallahi hocam makul şekilde deneyim edelim. Halo'ya benim çok aram yok ama hani Game Pass varsa bakarım dediğim tarzda oyunlardan biri olur benim için. Ya sonuçta Game Pass deyince Microsoft oyun kültürü olduğu için ve Halo Microsoft'un önemli bir parçası olduğu için ben dediğim gibi gene Steam fiyatıyla karşılaştırınca toplam tüm paketten daha ucuza bütün şeye sahip olabiliyorsun. Evet. Evet. Benim mesela Game Pass aldırır dediğim bir sonraki oyun Star Wars Jedi Fallen Order. Çok çok iyi oynamamakla beraber yani süper üst düzey değil ama bence son yılların en böyle kendine has Star Wars özlemini gideren oyunlarından bir tanesiydi. Eksikleri gedikleri olsa da yani böyle Star Wars oyunu açlığı çekenler için yani iyi bir formüldü yani iyi bir oyundu. Kısa sürede güzel bir şekilde toparlayıp yapmışlardı. Biliyorsun ben yakın zamanda Souls oyunlarını bitirdim. Sekiro'yu falan bitirdim. Öyleymiş duydum. Sizin seviyenize evet. Gelmeye çalıştım yani. Yaklaştım o seviye içerisine. O yüzden tabii o kadar usta bir oyuncu olarak artık hani Star Wars Jedi Fallen Order beni kesmeyebilir belki ama oynadığım dönemde çok zevk almıştım. Evet şu an Sekiro'dan sonra tekrar gördüğünde bence Jedi Fallen Order'ın ne kadar sığ kaldığını rahatlıkla ya görebileceksindir diye benim, düşünüyorum. Bana şu an bak özel alanıma şahsi alanıma hakaretle girdiğini hissediyorum. Yani ben senin hiçbir zaman oyun zevkine hiçbir yerde müdahale etmedim bu video içerisinde dikkat ettiysen. Getirmiş abi Final Fantasy 7, 8, 9 yani 1901'de falan çıkmış.
Lütfen zevklerime... Bir şey demedim canım yani. Sadece sen de şu anda hani Sekiro'yu mesela çok daha iyi bir şekilde deneyim etmiş bir insan olarak Jedi Fallen Order'ına gördüğünde oyun senin için çok daha basit kalacaktır diye düşünüyorum. Tabii kalacak. Yani daha iyisini deneyim ettin çünkü zaten. Ya evet. Doğru. Birazcık sistem olarak şey olacak. Benim bir sonraki önerime geçersek eğer tekrardan seyircileri hani videodan uzaklaştırmak adına Yakuza serisi. Ay Yakuza, Yakuza serisi ya. Evet, Zero'dan yani sıfırdan gerçekten 6'ya kadar tüm oyunları tek bir platformda direkt olarak elinin altında olması ne kadar büyük bir lütuf. İnsanlar bunun farkında değil. Zamanında bizim oyunları oynamak için kaç tane platformlarda peşlerinden koşturduğumuzu farkında değiller. Oradan birini oynuyorsun, buradan birini oynuyorsun. Cidden çok uğraşıyorduk. Şu an Game Pass'te hepsi 0'dan 6'ya kadar tüm hikaye, orijinal karakterin tüm hikayesini tek bir seferde, tek pakette sahip olabiliyorsunuz. Abi Yakuza sevdalısı bulmuşken sormam lazım bunları. Yakuza çok zor. Oynaması inanılmaz zor bir oyun. Şundan dolayı abi. Geçen gün Yakuza'nın bir oyunu oynamak için oturdum. 3 saat sonra başlayabildim oyuna. Çünkü 3 saat video seyrettim. Yani Yakuza serileri hani Metal Gear Solid'ler derler ya, çok fazla sinematik var diye. Yani Metal Gear Solid'ler hani bayağı oyun. Full oyun, akan oyun yani. Yakuza'da inanılmaz fazla sinematik var. O yüzden kendinizi böyle yani Japon mafya kültürüne dair bir şey izlemeye hazırsanız başlayın diye tavsiye ederim. Ben mesela bir Yakuza oyununu bitirdikten sonra abi ikincisine hemen başlayamıyorum. Çünkü bir şey seyretmiş gibi oluyorum. Dizi de izlemiş gibi oluyorum bir yandan. Hani ikincisine hemen başlamak yorucu geliyor. Zor kesinlikle geliyor öyle. Benim kesinlikle için. Öyle. O yüzden bir ara vermek iyi oluyor. Böyle 6 aylık aralarla oynamak çok iyi ama özellikle bir şey izlemekten zevk alıyorsanız ve Japon kültürüne meraklıysanız o kültüre falan. Hakikaten o kültürü çok iyi yansıtan oyunlar. Yani sokaklarda gezmesinden tut da o etkinliklere katılmak falan, o doğu kültürünü çok iyi tasvir ediyor oyunlar. O yüzden çok seviyorum. Bayılmıştım yani o neon ışıklı işte Kamurocho vesaire muhabbetine. Ama söylediğin çok doğru. Özellikle ben şu dönemde ciddi bir bitkinlik yaşıyorum oynananda ve bir Yakuza oyuna girmeden önce hadi bismillah falan hani patlamış mısırımı şey içeceğim falan alıp öyle kurulayım bari başına. Çünkü en az 1,5-2 saat çok rahat ara sahne izleyeceğim. Evet. Karakterlerini tanıtacağız, ortamı kuracağız falan filan derken insana gerçekten üst üste oynanacak oyunlar değiller. Evet. Birini oynadıktan sonra ciddi böyle bir dinlenme sürecine girmek gerek. Ama hepsinin tek bir platformda böyle çat diye ulaşabiliyor olmak büyük avantaj gerçekten. Kesinlikle. Onu yatsıyamam yani. Benim tavsiyem abi herkesin bildiği bir oyun ama belki aramızda daha böyle oyunlarla geç tanışan, hani bir Game Pass aldım bir bakayım abi neler var, işte notebook aldık veya ne oynayabilirim diye düşünen varsa 2011'de çıkan bir klasiği tekrar hatırlatmak isterim. Skyrim. Oynamadıysanız bir bakın derim. Çok geniş bir evren sunan, bir sürü içerisine göre bulabildiğiniz çok zengin bir oyun. Senin çok aranın olmadığını biliyorum Elder Scrolls oynadım serisiyle. Oynadım aslında, hep oynadım. Yani, oynadım hani dünyanın geri kalan nazaran çok tabii, alakan tabii, yok. Zaten kesinlikle. O yüzden de beraber video yapalım istedim ki benim sevdiklerime sen söv, senin sevdiklerine ben söveyim diye böyle çok bir kontrast olsun diye. Kesinlikle çok mantıklı. Ama daha yakın zamandan bir şey tavsiye edeceksem abi bir kere Forza'ydı. Hem görüntü olarak hem de yarış sayıları olarak. Yani benim mesela yarış oyunlarıyla çok alakam yok ama ben bile Forza'yı oynadım yani. Severek oynadım hem de. Hakikaten çok kaliteli bir simülasyon. PC'de eşi benzeri çok zor bulabileceğim bir yarış deneyimi vaat ediyor. Gerçeğe yakın bir yarış deneyimi vaat ediyor ve yani iyi görüntü veren, göreceli olarak da böyle gerçekçi yarış hissiyatına en yakın deneyim sunan oyunlardan bir tanesi. Forza zaten motorsport değil mi? Aynen. Motorsport'tan bahsediyoruz. Aynen. Simülasyon zaten. Tabii simülasyon direkt evet. Ben de çok kısa bir süre deneyim edebildiğimi hatırlıyorum ama oldukça eğlenceliydi ki hiç aram yoktur bu arada yarış oyunu. Yani, zaten yarış oyunu herhalde ölüyor artık. Tür olarak ölüyor. Abi simülasyon başka... dışındakiler tutamıyor ya çok fazla. Forza'nın işte Horizon serisi var bir de. Yani evet. Daha arcade'e yakın olan ama o da arcade'e en yakın arcade hali bile Need for Speed değil yani. Hani gene bir ağırlıkları falan var. O Need for Speed'ler ki onlar da var bu arada. Game Pass içerisinde oynamak isterseniz. Tavsiye etmiyoruz ama. Ya ben çok sevdalı film. Eski Need for Speed'ler güzel de yenileriyle çok fazla aram yok maalesef. Şöyle büyük oyunlar arasında ben ufaklara gideyim. Benim tavsiye ettiklerimden bir tanesi bu sene çıkmış olan Cyber Shadow'u ben tavsiye ediyorum aslında. Bir dakika. Kesin alınır kategorisi mi bu? Yoksa? Benim alma sebeplerimden bir tanesi. Senin kendi alma adıma sebebi. Konuşuyorum. Kendi adıma alma sebebim diyorsun. Alma sebeplerimden bir tanesiydi. Harbiden büyük oyunlar arasında benim ufak tefek bu tarz böyle iki boyutlu indie oyunları oynayarak kendimi genellikle rahatlatıyorum. 3 saat Yakuza ara sahnesi izlemekten yerine hani start'a tıkladığım ana tık diye oyuna girebileceğim. Cyber Shadow bu sene bu Yacht Club Games'in Shovel Knight'ı falan zamanında yapan stüdyonun dağıttığı bir oyun. Eski NES 8 bit oyun tarzını böyle daha tekrar canlandıran klasik ninjalı sanki böyle bir gene işte Ninja Gaiden oynarmışçasına felaket kazık bir platformer oyunu. Bir noktadan sonra kontrolcüyü duvara falan çakmak isteyeceğiniz tarzda gerçekten insanı çok sinirlendiren, çok geren bir oyun. Ama çok hızlı ve çok tutarlı kontrolleriyle bana epey güzel saatler yaşattı. Game Pass aldıracak oyunlardan bahsederken devamen yani es geçmeyeceğim bir oyun var aslında. Nier Automata. Fiyatı çok pahalıydı biliyorsun. İnmedi de bayağı bir süre yani. Evet. Game Pass'e gelmesi büyük avantaj. Üstelik farklı bir deneyim. Böyle modern oyunlara farklı bir hikayesel yaklaşımda sunan bir oyun. O açıdan bakmanız gerekiyor. Çok üzerine konuşmak istemiyorum. Biraz sürprizi kaçmasın ama bazı böyle kusurları, eksikleri, gedikleri olsa da deneyim olarak çok enteresan
enteresan bir deneyimdi. Beni bayağı şaşırtmıştı ki ben diğeri bilmiyordum. Hani ilk oyunu falan da çok bilmiyordum. Evet, çok öyle bilinen bir oyun. Ortalama zaten. Bir oyun falan zannediyordum yani. O oyunla beraber geçmişle bir bakmaya başladım. Ne oluyor, ne var bu seride diye öyle bir körükleme yarattı bende. O açıdan güzeldi. Pillars of Eternity 2 var. Hızlı atıyorum burada. Kesinlikle Game Pass alacak oyunlardan bir tanesi. Bayağı uzun bir macera abi. 50-60 saat rahat oynayabileceğiniz müthiş bir JRPG deneyimi yani. O eski tarzdaki izometrik RPG deneyimlerini sevmiyorsanız bile, ki ben çok arası olan bir insan değilim. Yakın zamanda tekrar aramı kurdum. Acayip keyif alabileceğiniz, parti yönetmeninin çok zevk verdiği oyunlardan bir tanesi. Game Pass olması büyük şans. Ve Desperados 3 son geçen sene yakın zaman çıkmış oyunlardan biri olarak onu söyleyebilirim. Muhteşem bir strateji deneyimi. Çok ilgimi çekiyor bu arada. Yani o firmanın yaptığı oyunlar ki şu yanlış bilmiyorsam şeydi onlar yapmıştı. Blade of Shogun mıydı? Evet. Bir önceki. Onu da çok kısa bir deneyim etme fırsatım olmuştu. İnanılmaz hoşuma gitmiş. Çünkü normal yani belki eski bu 90'larda işte Commandos serisi falan oynayanlar insanlar için ne kadar sıradandır bilmiyorum ama ben oynamadığım için bana şu an çok yenilikçi geliyor. Acayip hoşuma gidiyorlar ama gözümü çok korkuttuğu için bir türlü giremedim. Desperados'a da birden girmek istiyorum her zaman takıntımdan dolayı. Onu bilemem. Çünkü hikaye hikaye devam ettiriyor diye biliyorum. Aynı karakterlerden devam ediyor diye biliyorum. Üçte de. Evet ama hikaye bence yani kızan olabilir çok ama önemli değil bence hiç önemli değil yani Desperados'ta. Ya ben tamamen o challenge var ortada bir tane. Bir mücadele var. O mücadeleyi nasıl aşacağını keşfediyorsun. Ya hikaye sonu kötü değil ama öyle önceki oyunları da hani bileyim öyle bir devamlılıkla gideyim denilecek değil ya. Bence insanların hani mesela Game Pass'in var gözün korkmasın yani oynamaktan. Anladım. Bu arada Orhun'dan da bilgi aldık. O önceki oyunları da oynamış bakmış bir insan olarak Desperados 3 reboot'muş. Yani mükemmel kendisi seriyi sıfırlamış. Direkt girebilirsiniz. Mükemmel. O zaman direkt girmek için hiçbir şey. Allah Allah ben niye reboot diye hatırlıyorum ya. Demek ki bu kafam yanlış kalmış. Enteresan. Bu oyunla beraber Game Pass aldırır dediğim oyunlar listesine bir son vermiş oluyorum. Bundan sonra çok daha fazla oyun var. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim bazı oyunları yani böyle. Üçlü dörtlü geçeceğim artık. Var mı sende abi? Ya Game Pass'te normalde benim de aslında listem bitti ama Game Pass'te çok fazla kaliteli oyun var. Bunlar aldırır demekten çok ben kendim ne sebeple aldığımı söyledim şu ana kadar. Aslında yoksa aldıracak gerçekten çok fazla oyun var. Ben de bir sonraki segment için varsa kesinlikle oynamanız gereken oyunlara saklıyorum şu anda asıl önemli oyunları. İstiyorsan o segmente geçelim. Aynen yapıştır abi. Okey. Öncelikle ben kesinlikle Ori serisi ile başlamak istiyorum. Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps. Ya hayatımda oynadığım en iyi Metroidvania oyunları. Metroidvania'yı çok seven bir insanım gerçekten. Çok beğeniyorum oyunları. Ori o çıtayı çok yükseğe çıkardı benim için. Gerçekten Ori mesela Blind Forest'ı oynadığımdan beri doğru düzgün Metroidvania beğenmez hale gelmiştim. Will of the Wisps çok daha yükseğe çıkardı. İnanılmaz gerçekten beğendim ben de. Çok güzel bir oyun. Zaten görsel olarak bir kaptırıyorsun kendini oyunu. Önce bir de görselliğiyle ön plana çıkıyor kesinlikle. Ondan sonraki harita dizaynından özellikle yeni getirilen özelliklerle ilk oyunun üzerine koyduğu şeylerle vesaire ki en büyük eksiklerinden bir tanesi boss savaşlarıydı. Evet. Gerçekten çok görkemli, çok güzel boss savaşları vesaire de getirdiler. Neredeyse mükemmele yakın bir oyun diyebilirim yani Ori and the Will of the Wisps için. Bayıldım ve yani ikisi de şu anda Game Pass'te var. Kesinlikle kaçırılmaması gereken oyunlar diye düşünüyorum. %100 katılıyorum ben de. Hatta ben bunu kesin alınır yani aldırır. Game Pass aldırır listesine ekliyorum ya. Game Pass aldırır. Ne de eklemedim bilmiyorum. Ben bayağı seviyorum Ori'yi aslında. Ben işte o kısımda kişisel takıldığım için eklemedim aslında. Yani hani ben ne sebeple aldım? Çünkü Ori'leri daha öncesinden oynamıştım o yüzden. Yoksa evet kesinlikle Game Pass aldıracak iki oyun ikisi de. Varsa kesin oynanır da aldırmaz ama varsa kesin oynanır da benim söyleyeceğim ilk oyun abi Celeste. Celeste çok güzel bir platform oyunu. Evet. Çok uzun süren de bir oyun değil kendisi. Ama böyle platform oyunlarını seviyorsanız böyle biraz kafa yorayım biraz reflekslerim test edilsin diyorsanız Celeste en iyi şekilde sunan oyunlardan biri onu. Ki hikaye anlatım konusunda çok çok sade yalın ama güzel bir hikayeyi anlatıyor kendisi. Bir sonraki oyunum Control. Control çok seveni var. Aslında seveni de çok seviyor. Hani bazısı sırf belki bunun için Game Pass almış olabilir. Ama benim için varsa kesin oynanır kategorisinde bir oyun. Bu da keza böyle 30 saate yakın bir deneyim sunan çok böyle farklı olayları içerisinde bulduğunuz kendinizi. Aksiyon olarak da hareketli bir aksiyonu var. Eksileri yedikleri olduğu için hani ben listenin bu kısmını aldım ama oynanmayacak bir oyun değil onu söyleyebilirim yani. Benim çok başarılı bulduğum bir oyun Control bu arada. 2019'un en hatta ilk 5'te diyebileceğim en iyi oyunlarından bir tanesiydi kesinlikle. Benim de listemde var. Varsa kesin oynanır. Kontrolü ben de ekledim. Çok iyi bir görselliğe sahip olması, RTX en iyi kullanılan oyunlardan bir tanesi olması kesinlikle. Haricinde zaten. Metroidvania konseptini 3 boyutluya fena aktarmayan, aynı zamanda karakter gelişimi anlamında da yani başlangıç noktasından son noktaya ulaştığındaki o karakter gelişimini çok iyi hissettirebilen oyunlardan bir tanesi. Oynanış anlamında söylediğim gibi epey hızlı. Birazcık da belki bir noktada zorlayabilecek bir oyun aslında. Yani hızı ön plan tutan, yani yerinde sabit durmaman gereken, sürekli savaşıp can toplan vesaire evet. Çok keyifli, çok eğlenceli bir oyundu Control'u. Ben epey beğenmiştim. O yüzden bu listeye ben de ekledim. Dead Cells var. Dead Cells çok konuştum. O yüzden üzerine çok konuşmayacağım ama bence 2D aksiyon platformların en platform denmez gerçi. Aksiyon denir ama 2D aksiyonların en tepe noktalarından bir tanesiydi. Injustice 2 var. Dövüş oyunlarında hikaye arayan varsa hani mesela sırf hikayesini abi görmek için ben Injustice'e o kadar para vermem. Evet. Ama Game Pass'ta varsa kesinlikle, indirip oynaması da bir şey. O yüzden çok seviyorum hani o özelliğe sahip oluyor olmasını. Aynen. Çünkü diğer türlü 3 saatlik bir hikaye görmek için dünyanın parasını vermen gerekebileceği bir noktada oluyorsun. Ama işte olunca 3 saat 4 saat süper kahraman filmi izler gibi hem izliyorsun hem oynuyorsun yani. O açıdan olması çok iyi. Resident Evil 7 ben de ekledim. Büyük
fanı değilim. Hı-hı. Ama bence yani korku oyununu oynayamıyorum çünkü. Hı-hı. Korkuyorum. Ama... Ben de var aynısı, evet. Ama yani varsa bence kesinlikle oynanması gereken bir oyun. Ben Prey demek istiyorum abi. Yani hazır Microsoft Bethesda'yı da almışken bu oyunlar Game Pass'te belirmeye başladılar yavaş yavaş. Hatta bütün listeye daha gelmedi herhalde ama yavaş yavaş geliyorlar diye düşünüyorum. Prey benim son yıllarda Bethesda'nın o yani o Bethesda oyunları içerisinde en beğendiklerimden bir tanesi oldu gerçekten. Ya ben mi beğenmedim Prey'i ya? Prey evet, beğenmesi birazcık zor bir oyun gibi geliyor. Yani spesifik bir oynanış stilini destekliyor gibi hissediyorum. Direkt olarak mesela sen aksiyon olarak mı gitmek istemiştin oyuna? Evet. Aksiyon olarak gitmek istersen çok keyif sıkıcı alabileceksin gibi hissetmiyorum. Çünkü karşına çıkan düşman tipleri olsun, silah kullanımı olsun çok keyifli değil. Ama daha böyle keşfetme üzerine, yavaş, ağırlıklı, gizlilik üzerine falan gitmek istersen çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel destekliyor çünkü sistemi. Uzay istasyonunu işte yavaş yavaş keşfetmek, her bir köşesine bakmak, topladığın materyalleri yeni şeyler üreterek ilerlemek, sorunlara farklı farklı çözümler bulmak mesela benim çok keyif aldığım oyunlardan bir tanesiydi Prey gerçekten. Ve şu mimik olayı çok büyük bir şey değil belki ama yani etrafındaki her bir cismin bir düşman olabilmesi, tehlike olabilmesi konsept de beni epey eğlendirmişti gerçekten. 2017'de en beğendiğim oyunlardan bir tanesiydi Prey. Çok çalıştım. 2-3 kere şans verdim ama yok yani. Onu çok fazla insandan duyuyorum. Yani çok fazla insandan duyuyorum. Herkesin zevkine göre değil ama benim listemde de bu şey açısından var yani. Bir şans verilir listesinde kısmında var. Aynen. Ondan sonra yine Bethesda'dan Doom Eternal diyorum. Doom Eternal ki yani 2020'nin abi daha... Game Pass aldırır. Yani Game Pass kesinlikle aldırır bu arada. Sahip olmasaydım oyuna zaten kesinlikle aldıracak oyunlardan. Bir tanesi daha üzerinden bir yıl anca geçti herhalde çıkmasının üzerine ve şu an direkt yani şu an direkt Game Pass'te son yıllarda oynadığım en iyi FPS. Rahatlıkla yani. Son yıllarda oynadığım en iyi FPS oyunu. Arcade FPS çok seven bir insan olarak. Doom Eternal ayıla bayıla oynamıştım. Çok hızlı bir oyun. Yani çok fazla silah aynı anda üzerine taşıyıp o eski yani 90'lar FPS oyunlarının gerçekten tadını yaşatan bir oyundu. Ayıla bayıla oynadım. Aynı zamanda Wolfenstein'ın da her oyunu yok ama ya iki yok diye gördüm. Wolfenstein 1 New Order var ki gene o da son 10 yılın en iyi FPS'lerinden bir tanesiydi benim için. Gene Bethesda'nın oyunu. İkincisi yok herhalde yakın zamanda gelecekti diye düşünüyorum ama ara oyunlar Youngblood olsun, Oldblood olsun vesaire mevcut. Bunlar da bence kesinlikle varsa kesinlikle oynanması gereken oyunlar. Abi What Remains of Edith Finch, safi yürüme oyunlarını çok sevmem. Hatta ben hiç sevmem ama safi yürüme oyunlarının tepe noktasındaki oyun kesinlikle. Ne diye sorsalar What Remains of Edith Finch. %100 katılıyorum. Yani. Hani bak ben sevmiyorum diyorum ona rağmen hikaye anlatım açısından gördüğüm en işlerden bir tanesi bir yürüme oyununda kesinlikle. Yani. Başından sonuna yine böyle para vermekte tereddüt edebileceğim süresi kısa olduğu için ama Game Pass'te varsa kesin oynanır diyeceğim oyunlardan biri bu benim. Kesinlikle. 2 saatte falan biten evet. Ve canlı yayında oynayıp beni canlı yayında gerçekten ağlatabilen tek oyun. Canlı yayında gittim yani. Döküldüm böyle oynarken. Gerçekten çok beğendiğim bir oyun. Bir yürüme simülasyonu olarak gerçekten çok basit de olsa sürekli tempoyu değiştiren farklı farklı mekaniklerle destekleyen çok güzel bir oyundu. Ben de çok beğenmiştim. What Remains of Edith Finch'i. Benim de listemde var. Yine senin çok seveceğin bir oyun Undertale. Game Pass'te var. İlginç bir şekilde ben koymadım listeme. Çok ilginç bir şekilde ben koymadım listeme. Neden? Gördüm ve aklıma bile gelmedi. Oğlum ben mi övüyordum oyunu? Yani en iyi oynadığım bu sene oyun falan diye evet. Konuşurken sendin yani. Var unutmuşum gerçekten çok ilginç. Vay evet be. Sen hayat ne hissediyorsun? Şey. Evet, Undertale ile ilgili görüşlerini duymak isterim. Hiç konuşmadık bu konuda. Abi Undertale benim çok geç oynadığım oyunlardan bir tanesi oldu. Ve hani merak ettim tek bir kişinin yaptığı bir oyun ne kadar iyi olabilir diye. O zaman da bağımsız oyuna çok fazla aram yoktu Undertale ile oynamadan önce. Ama şeye çok şaşırdım. Oyundaki serbestliğe ve hikaye anlatım şekline çok şaşırdım yani. Ve en çok da saygı duyduğum konu şu oldu. Normalde bu tarz bağımsız oyunlarda bir tane oynanış modeli benimsenir ve o oynanış modelin üzerine bir şey inşa etmeye çalışır insanlar. Undertale ne zaman neyle karşılaşacağını hiçbir zaman bilmiyordum. Evet. Yani bir sonraki adımda ne göreceğini bilemediğim nadir oyunlardandır. Yani bak en büyük oyun bugün mesela Witcher'dan tut da işte Elder Scrolls'a kadar bilirsin. Yani tabii. Oyunun bir sonraki aşamasında ne olacağını, ne göreceğini, hikayenin nereye kıvrılacağını falan aşağı yukarı bilebilirsin. Hani Undertale için de hikayeyi belki tahmin edebilirsin bir yerde ama oyunun elementi, bölüm tasarım olarak neyle karşılaşacağını bilemiyor olmak ve sunduğu her şeyi belli bir şablonla güzelce sunması çok şaşırtmıştı beni gerçekten. Kesinlikle. Benim zamanında en çok övdüğüm şeylerden bir tanesiydi ve insanlar beni hala şeyle suçluyorlar. Sen sadece hikayesi için işte sevdiğin oyun diyorlar. Alakası yok. Yani oyunu çok basit eğlenceli. Bullet Hell kısmında bile sürekli değiştiriyordu. Evet, işte. Bazen bir anda platform dönüşüyor. Bazen bir anda gerçekten shooter'a dönüşüyor vesaire falan. Sistem sürekli değişiyor ve tempoyu çok iyi koruyordu oyun. Ya tabii. Ya şey diyemem. Oynanışta sunduğu her şey mükemmel. Ben bu çıksın tek başına başlı başına oynarım diyemem ama ya zaten hepsinde bir saat zaman geçirmiyorsun ki. Adam sana bir dakikalık bir sekans sunuyor orada. Yani böyle bitiyor orada işin yani orada aslında. Bir sürü mini oyun barındıran da bir oyun aslında Undertale bir yandan. O yüzden saygı duyuyorum ve bence her oyuncunun bir bakması lazım. Yani herkese hitap etmediğini elbette ki biliyoruz. Evet, herkese hitap yani, edemiyor. Bir göz atmakta fayda var. Orada birazcık başlangıcı yavaş açılan oyunlardan bir tanesi. Ben Sunset Overdrive demek istiyorum şahsen. Sen seviyorsun platform uçma kaçma. Aynen. Sunset Overdrive'a ben bayılıyorum gerçekten. Herhangi bir açık dünya oyunu içerisinde gerçekten gördüğüm en iyi parkur mekaniklerine sahip olan oyun. Herhangi bir saldırı üzerine değil de gerçekten parkur yapma. Yani Tony Hawk Pro Skater oynar gibi açık gibi. Dünyada uçuyorsun. Aynen yani. Öyle. Yani onun üzerinden combo çıkarma. Akrobatik hareketler üzerinden combo çıkarmaya dayalı bir oyun. Insomniac'ın hani bu Sunset Overdrive'ı ben oynayıp çok beğendikten sonra mesela Spider-Man'de ayak kırıklığına uğramıştım zamanında. Spider-Man çok basit kaldığı için hareketlerine mesela. Sunset Overdrive'da gerçekten o şehirde gezme denen şey inanılmaz.
inanılmaz keyifli ve yani bilgisayara gelmesini en çok istediğim oyunlardan bir tanesi geldi. Şu anda da direkt Game Pass üzerinden edinebiliyorsun. Ya çok rahatlıkla oynanabildiği için varsa kesinlikle oynanması gereken oyunlardan bir tanesi. Ben de son olarak abi aslında çok oyun var ama hepsinden bahsetmek şey olur. Videonun açıklama kısmına koyacağım. Hani tavsiye ettiğim diğer oyunları yoksa yani Streets of Rage var, Prey ben de yazmıştım. Rage 2 var, ondan sonra tavsiye edebileceğim. Guacamelee 2 var, Grim Fandango var. Hani Gridfall var, Gears Tactics var. Hı-hı. Çok fazla oyun var. Hepsini saydım gerçi. Bitti galiba. Ben işte onları zaten var niye bakmayayım kısmına atmıştım. İşte ben de onu attım. Hı-hı. Aynen o kısmı attım. Zaten evet. Varsa neden bakmayasın ki kısmına attığım oyunlar bunlar. Ama zaten var. İşte 4-5 var mesela ondan sonra. Slay the Spire var. Kart oyunlar açısından gördüğüm en eğlenceli ve değişik kart oyunlardan bir tanesi. Hellblade var. Ne oldu lan niye gülüyorsun? Sabahtan beri videoya girmeden önce bir sürü şey konuşuyorduk ve sürekli 4-5 muhabbeti geçiyor. 4-5 ne diye düşünüyordum. Şu an çaktı kafama. 4 araba yarışı olan oyunu ve sonra 5. Şu an bak çözdüm onu. Sabahtan beri 4-5 ne diye düşünüyorum böyle ve 4-5 her zaman Gears 4, Gears 5 falan geliyor aklıma böyle. Vay arkadaş. Onu falan düşünüyorum. Sen tabii 4-5 deyince 4-5 falan. Aynen, şu an oturdu. 5. Şu an tık diye oturdu yani. Şu an attı daha önce. Şu an düştü yani. Şimdi başka bir arkadaş var mı? Video bittikten sonra çağırıyor. Aslında bayağı bir oyun var abi daha bahsedeceğimiz ama bahsedersek video herhalde böyle 1000 saat falan sürebilir. En az 2-3 saat olur çok rahatlıkla. Ama çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Çünkü Game Pass'te çok oyun var abi. Böyle evet. Bakıyorsun mesela şimdi 257 oyun var diye sahip. Ben EA'ye ekleniyor bir de üzerine. Hı-hı. Onunla beraber eklendi yani PC için. 300'e falan gidiyor. Öyle olduğu zaman da diyorsun ki bu oyunları ben oynamasam bile bakıyorum oyunlara. Ya bunları birileri oynar. Ya hepsi birileri zaten oynanacak oyunlar. O yüzden dedim Final Fantasy 7-8 övecek biri gelsin de farklı bir şeyler çıksın. Farklı bir şeyler çıksın diye. Ama Undertale bile oynamamış bir arkadaşmış kendisi yani. Çok çok sağ ol abi. Bu iki notebook da bu arada dostun önündeki biraz daha böyle maşallah bir Asus notebook kendisi. Benim önümdeki biraz daha bütçe performans notebooku. Asus ROG Strix G15 var benim önümde. Ama iki Asus notebookunda da Asus ROG notebookunda da buradaki saydığımız tüm oyunları çalıştırabilirsiniz rahat rahat yani. Aralarında böyle biraz daha böyle performans dostu oyunlar da var saydıklarımız arasında. Böyle biraz daha ben buradayım diyen oyunlar da var. İki Asus ROG notebookumuzda bu oyunları çatır çatır çalıştıracak notebooklar efendim. Game Pass için de şunu söylemiş olayım bu arada. Şu anda Game Pass PC 30 lira aylık ve EA Play eklendi. Hepimizin beklediği o haber en sonunda geldi. EA Play ile mesela bahsedebileceğimiz oyunlar var. Daha burada konuşmadım. Dead Space 1. Yani Game Pass'e EA Play gelince Dead Space'leri tekrar oynadım. Dead Space 1, 2, 3, Battlefield'lerin hepsi. Mass Effect'lerin hepsi var. Ondan sonra Remastered gelecek diye şu an dokunmamaya çalışıyorum Mass Effect'lere falan. Aklınıza gelecek işte Star Wars Jedi Fallen Order'ı zaten saydık yani. Sen Dead Space'leri bitirmiş miydin? İlk ikisini bitirdim. Üçüncü de çok sıkılıp bıraktım. Ben de çok sıkılıp üçüncü bıraktım. Çünkü çok Gears of War tarzı olmuştu. Ben orada birazcık bayıp olamamıştı bıraktım. Olamamıştı. Olsa güzeldi. Hani becerememişlerdi. Keşke becerememişlerdi. Karma bir şey olmuştu. Garip bir şey haline gelmişti ama Dead Space 1 hala da 2008 yılında çıkmıştı Dead Space 1. Aynen meski. Geçen oynadım. Ya bu oyun 2008'e ait olamaz dedim ya. Hakikaten 3 yıl önce çıkmış gibi duruyor. Yani grafikleri görsel açıdan çok üst düzey yani. Şey de yani öyle. İkinci oyunu yani hala fizik motoru falan da çok başarılı zaten. Evet evet. Dead Space'lerin iki oyunu da çok başarılıydı yani. Düşmanların uzuvlarıyla girdiğin etkileşimler falan. Yani bu devirde bile 20 yıl sonrasının teknolojisini yapmışlar. İyi bir iş çıkartmışlar gerçekten. Hani o açıdan Game Pass'i aldıktan sonra oynayabileceğiniz oyun sayısının limiti yok. Son dönem girdim ben de Game Pass'e. Yani çok alakam yoktu. Genel olarak oyunlarda sahip olduğumu düşünürken geçenlerde daha bakma şansım oldu kataloğa ve uha yok benim bunu almam lazımmış gerçekten gerekirdim ve senin dediğin gibi her gün arada bir girip bakıyorum ne var diye. Daha dün işte gezerken baktım Tetris Effect'i oynamamıştım. Girdim indirdim hemen. Nasıl memnun kaldın Tetris Effect'e? Ha 2 saatlik çok eğlenceli. Tetris seven bir insan olarak bakayım, Tetris bakmadım. Seviyor olman gerekiyor ama. Evet ben çok oynarım. Ha, tamam Tetris seviyorsan Tetris'in içine ritim ekliyor. Ha güzel. Mekanik olarak değil atmosfer olarak. Hani müzik senin hareketlerine göre senin yaptığın hareketlere göre tık 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 atıyor çünkü o böyle Tetris'i çok daha keyifli bir hale getiriyor. Tamper geldi aklıma. Oynadım mı bilmiyorum. Yok Tamper oynamadım. Biliyorum. Tamper'da ritimle alakalı bir oyun böyle. Hı-hı. Benzer bir mantığı var. Game Pass'te var o da. Görmüştüm Tamper'ı artık Game Pass'te olduğunu. Evet. Vay be o da varmış. Güzel. Çok teşekkürler abi. Çok ne sağ demek ben teşekkür ederim. Vatan... Keyifli sohbet. Valla güzel sohbet. Oyun konuşmak dostlar her zaman çok keyifli oluyor abi. Gerçekten çok keyifli oluyor. Vatan bilgisayardaki arkadaşlar sohbetimizi yaptık. Notebooklarımızı açtık. Oyunumuzu oynadık. Oyunlarımızı konuştuk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.